Evet sevgili dostlar, hepiniz haftalık SporToto değerlendirmelerimize hoş geldiniz. 17. haftanın SporToto bültenini konuşmak, değerlendirmek üzere tekrardan birlikteyiz. Devir yaşandı biliyorsunuz, milyara dönüşü, inanılmaz sürprizlerin çıktığı haftada SporToto devretti ve e, tabii ki devir olduğundan kaynaklı da e, herkesin şu anda elleri kaşınmış durumda. Herkes tabii ki büyük ikramiyenin peşinde. ikramiye gidebilmek adına neler yapabiliriz, hangi sürprizleri deneyebiliriz, hangi maçları tek geçebiliriz vesaire yine bu konudaki fikirlerimi sizlere aktaracağım. Kendi tercihlerim de tabii ki hepsi. Sizler katıldıklarınızı değerlendirebilirsiniz. Bazı dostlarımız hep söylüyorum. Kimileri sürprizler alıp çıkıyorlar. Kimileri içinden çıkamadığı maçlarda benim fikirlerime başvuruyorlar. Önemli olan bu yayınlarımızdan maksimum seviyede faydalanmanız ama her zaman tabii ki kendi tercihinize öncelik verin. benimkilerden de ara ara faydalanarak kuponlarınızda harman yapabilirsiniz diyelim. Ee, tabii inanılmaz sürprizlerin çıktığı bir hafta oldu geçtiğimiz hafta 16. hafta ama biz de inanılmaz sürprizler yakaladık gerçekten değil mi video kolumuzda 12 var benim bir kolumda ekstra 12 var yani düşünün e, şimdi birazdan zaten haftanın değerlenmesi de yaparız yani inanılmaz sürprizler yakaladık yine ama yetmedi yani yetmiyor çünkü neden e, City içeride Tottenham'dan geliyor 4 tane yiyor tabii Beşiktaş Göztepe'ye kaybediyor vesaire vesaire Hakikaten acayip şeyler oldu ama e, böyle bir haftada yani bütün e, Türkiye'nin alaşağı olduğu bir haftada 12 binlikte takdir edersiniz ki önemli bir başarı ki biraz daha yüksek bütçeli ilerlesem yani yayında sınırlı bir bütçe sizlere öneriyorum. Bütçeyi sınırlı tutuyorum herkese hitap edebilmek adına ama belki çok daha e, ekstralarda çıkarabilecektik. Belki bir 13 bile rahatlıkla çıkarı- çıkarabilirdik o yüzden Güzel ben desteklerinizi bu yayına da bekliyorum. Yine çalışmalarımı yaptım dediğim gibi sizlere aktaracağım. Ben desteğini bulmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar ve altta da bir abone ol butonumuz var. Abone olmadı lütfen kanalımıza unutmayın. Hem haftalık olarak spor Toto içeriklerimizi kaçırmamak adına hem de tabii ki bizlere de bir destek vermiş oluyorsunuz. Yani spor Toto izleyicimiz bakıyoruz. Birçoğu neredeyse kanala abone olmadan bizleri takip ediyor. Yayınlarımızdan faydalanıyor. Ricaımızdır lütfen abone olmayı da unutmayınız diyelim. Tabii bunun işte çok önemli bir e, duyurumuz var. Çok bu konuda istek geliyordu. İşte e, hocam bir Sportoto toto grubunuz olsun. İşte oraya gelelim. Orada ekstra fikirlerinizden faydalanalım. Geniş bütçeyle oynuyorum. Ben formül üzerinden oynuyorum. İşte şu kadar bütçe harcıyorum. Şu kadar maç kapatıyorum. O formülün de şeyleri var tabii ki işte. E, bilmem kaç kapalı şu kadar tek falan oynanabiliyor. E, formül yapanlar biliyordu zaten. Ben formül üzerinden oynamıyorum ama. Ya çok bu konuda talep vardı. E, ben de artık buna kayıtsız kalmadım yani bir Sportoto grubu açtık bu hafta itibariyle katıl butonumuzda görebiliyorsunuz yani kanalın orada kanal adına tıkladığınızda bir katıl yazar katıla tıkladığınızda Sportoto ekstra adında bir e, paket var orada çok da komik yani çok da sembolik bir rakam koyduk hakikaten yani günümüzde neredeyse o e, süpermarkette kasanın orada duran sakızların fiyatına e, tekabül eden bir miktar orada tabi ne yapacağız yani yayınlarımızın ee, dışında bu yayınlarda e, olmayan ne bulacaksınız? Bir kere stratejik maçlar. Ya ben yarı stratejik diyorum bazılarını. Hani bir işte diyelim ki sürpriz kokusu var ama hani ev sahibi takım ağırlıklısınız. İşte 1-0 bir yerde, bir iki bir yerde gibi e, yarı stratejik olarak adlandırılan maçlarımız. Orada olacak stratejik maçlarımız tabii ki. En yine e, geniş bütçelerin, formucuların önem verdiği, kapatılma adayı olan karşılaşmalarımızı orada belirteceğiz. Çünkü yayınlarda çok e, hatta hemen hiç ben kapatmıyorum biliyorsunuz ve e, şöyle de bir şey var. Mesela bu hafta içi e, Avrupa bülteni var. Şimdi ben mesela Chelsea-Aston Villa maçını şu andan yorumlayacağım. Bir gece Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Villa Park'ta Aston Villa Juventus maçı oynayacak. Ben o maçı görmeden burada bir tercih paylaşmak durumundayım. Çünkü başka şansım yok. Başka müsaitliğim yok ama o maçı izledikten sonra fikrim değişebilir. E, bazen mesela ligimizde çok oluyor bu. İşte bir e, Karşılaşmayı spor otobültene değerlendiriyoruz. İki gün sonra, bir gün sonra bir bakıyoruz. Tak, teknik adam göndermiş mesela, teknik adam değişikliği biliyorsunuz, ekstra bir e, etmen, ekstra bir motivasyon kaynağı olabiliyor. İşte sıkıntılı takım için gibi gibi. Yani bir de son karar e, durumumuz olacak orada. Perşembe gecesi, ben bir son karar e, böyle tercihleri de paylaşacağım. E, Cuma sabahı dostlarımız, üyelerimiz kalktıklarında son kararlara da hazır olmuş olacak ve tabii ki haftanın dikkat edilmesi gereken karşılaşmalarını da orada mutlaka söyleyeceğiz. Yani güzel orada da kapsamlı bir içeriğimiz olacak. Eğer ki e, bu işe kafa yoruyorsanız ya da hatırı sayılır bir bütçe haftalık ayırıyorsanız Sportoto'ya e, formül üzerinden oynuyorsanız yine belli bir bütçe harcayarak ben mutlaka e, yeni açtığımız Sportoto ekstra grubumuza katılmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar söylüyorum YouTube katıl butonu üzerinden orada tıklayarak üyelik alabiliyorsunuz ve kanalımızın topluluk sekmesinden de orada yapılan her türlü paylaşımı takip edebiliyorsunuz diyelim. Evet şimdi e, bir de son olarak tabi altta da yazımız geçiyor. Biz tabi iddia içerikleri ağırlıklı bir kanalız yani spor haftada bir kere ama iddia haftanın her günü Bayis biliyorsunuz bitmiyor. E, şunu da söyleyenler oluyor yani ben hani sizi spor ile keşfettim spor toto e, tercihlerini tahminlerini ararken YouTube'da karşıma çıktınız ama iddia videolarınız da çok hoşuma gitti işte gruplarınızda katılmak istiyorum diye çok ulaşan dostumuz da oluyor. O yüzden o hatırlatmamızı da yapalım. Zaten dedim ki altta yazıda da geçiyor. Ee, bir de tabii bizim ayrı hizmet verdiğimiz. Yani tamamen iddia içerikleri ürettiğimiz e, gruplarımız da var. Ücretli profesyonel gruplar. Hem yurt içi grubumuz var Superstar adında. Hem de e, yurt dışı grubumuz var. Orada da çalışmalarımız sürüyor. Bunlar hakkında e, bilgi almak için, katılım göstermek için, fiyat bilgisi e, almak için yine bizlere ulaşabiliyorsunuz. Instagram ve Telegram adreslerimizden sevgili dostlar. Instagram ve Telegram adreslerimiz nerede var? Videomuzun açıklama kısmında var altta sabitlenmiş ilk yoğunluğu Bu dediğim gibi işin iddia, bayız kısmıyla alakalı. Lütfen Sport Auto için orada herhangi bir şey yazmayın. Onu da özellikle söylemiş olalım ve hemen e, geçtiğimiz haftayı bir değerlendirelim. 12 vardı video kolumuzda. Nerelerde iyi işler yaptık, hangi sürprizlere yakaladık, nerelerde sıkıntı yaşadık. Onlara da beraber bakalım. Sonrasında yeni haftanın değerlendirmelerine geçeceğiz. Eyüp Spor, Çay -E SPOR maçı haftanın değil mi? Bombalarından birini. Dakika bir gol bir burada yakaladık. Zaten bu maçtan bile Türkiye'de Türkiye'nin büyük çoğunluğu, spor toto büyük çoğunluğu Allah şalmıştır. Ben birin yanına mutlaka sürpriz aranmalı dedim. Önceliğimi ikiye verdim. Tabii ki 1 ve 0'da denediğim bir kolonum da var. 1 ve 2 genelde ağırlık olarak 1 ve 2 gittim ama 1 ve 0'da dedim. Ya mutlaka bir sürpriz aranmalıydı bence burada ve ikiye gitti. Bizim hakikaten e, denediğimiz büyük balık burada oltaya gelmiş oldu. Başarılı olmuş olduk. Antep-Başakşehir kapatılabilecek bir karşılaşmaydı. Biraz da Antep tarafında olduğumu söylemiştim ve yine bu da mesela yarı sürpriz diyebiliriz. Yine çok yani çok demiyorum ama ağırlıklı olarak Başakşehir tarafına gidilmişti. Antep galibiyetinde yakalamış olduk. 1-0 tercihimiz başarılı oldu. Kayseri Fenerbahçe tek attık. Fenerbahçe çok bol gol, gol bir galibiyetle rahat kazandı. Bodrum Galatasaray zor oldu ama Galatasaray kazandı yine tek olarak. 2 atmıştık. Sivas Kasımpaşa'da yanıldık. tabii orada sağ şartları değil mi? Bir anda acayip bir kar yağışı vesaire. Takımlar yani farklı bir kimliğe büründüler orada. Kasımpaşa kendi futbolunu oynamadı. Sivas yine ya yani çok uzun toplar üzerine falan döndü ve başladığı gibi bitti karşılaşma 0-0 1 ve 2 almıştık burada net olarak yanıldık e, Konya Spor Hatay Spor maçı yine önemli bir sürprizi sıfırla yakaladık çok tek geçilen maçtı ama Konya'nın henüz o güven seviyesinde olmadığının altını çizmiştim 0'la yine haftanın önemli sürprizlerinden birini yakaladık yetmedi değil mi Samsun Alanya burada da 0'la yine son derece kritik bir sürprizi yakaladık Sami Uğurlu'nun ilk maçıydı teknik direktör olarak e, Alanya Spor'un başındaki burada da e, Samsun'un yanına koyduğumuz sıfır tercihle. Yine önemli sürprize yakaladık. Beşiktaş Göztepe bu da yanıldığım karşılaşmalardan biri. Yani zor olacağını tabii ki biliyordum ama Beşiktaş'a milli ara dönüşü güvendim. Ama Göztepe geldi. Dört tane de gol atarak çatır çatır karşılaşmayı kazandı ki 9 dakikada 2-0 oldu. Bizim de iddia tercihimizdi. Misli maçımızdı. Ev sahibi bir buçuk gol üstü. 9 dakikada geldi. Herhalde 4'e 5'e gidecek derken Göztepe 4 tane bu buldu. Hakikaten Beşiktaş'ın durumu da çok sıkıntılı. Beşiktaş başı geldiğinde onu da konuşacağız. Burada yanıldık dediğim gibi. Trabzon Demirspor tek geçtik. Bütün Türkiye'ye el ele tutuşup Buradaki tercihimiz başarılı oldu. Dortmund Freiburg zor da olsa tek attık. Risk alarak başarılı olduk. Net bir Dortmund galibiyeti çıktı. Hoffenheim Leipzig yine çok kritik değil mi? Burada da yeni teknik direktör etkisinden bahsettik zaten. Ee, burada da 1-2 tercihine gittik. Leipzig kazanabilir ama Hoffenheim'a bir e, işaret koymakta fayda var dedik. Yine çok kritik bir sürprizi yakaladık. City Tottenham yine e, city yapacağını yaptı. Bu sefer tabii iki ben de beklemiyordum. Sıfırı koydum. Hatta sıfırın özellikle böyle altın çizdim ama ya sıfır dörtlük bir karşılaşma açıkçası aklımın ucundan bile geçmiyordu. Burada da açıkçası tabii ki yanıldım. Bilbao Sosyedat çok sıfır gözüken bir karşılaşmaydı ama 1 ve 2 aldık burada da ve Bilbao galibiyetiyle tercihimiz kazandı. Milan Juventus sıfır iki tarafındaydık. Milan ağırlıkta oynanmıştı. Milan yüklenmesi vardı ama Juventus'un kaybetmeyeceğini belirtti, e, kaybetmeyeceğini düşündüğümü söylemiştim ve öyle de oldu. Berabere bitti bizim tercihimizde. Kazandı Napoli Roma zor da olsa Napoli dedik tek attık ve yine istediğimizi aldık. Yani bu kadar ters köşenin bu kadar sürprizin olduğu bir hafta için bence gerçekten çok değerli bir performans. Tabii ki takdir her zaman e, sizlerin ama ben dediğim gibi tekrar söylüyorum bu performansın bu kadar yakalanan sürprizin çok güzel beğeni hak ettiğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz aynı kanaatteyseniz de sizler de e, beğeni göndererek yayınımıza destek olabilirsiniz. Ve alttaki abone ol butonumuzu lütfen Yeni haftanın maçlarına geçmeden son kez hatırlatalım. Tıklamayı da unutmayın sevgili dostlar diyelim. Hazırsanız e, ben de bir su içerek soluklanayım. Ben de yoruldum. Ağzım kurudu Hemen sonrasında yeni haftanın, 17. haftanın karşılaşmalarına geçeceğiz beraber. Evet çok kritik bir maçla başlıyoruz. Çok zor bir karşılaşma. Antalya Spor, e, Sivas Spor karşılaşması. Antalya Spor milli ara dönüşü maç oynamadı. Bay geçti milyar öncesi nasıl bırakmıştık? Bodrum'u yenmişti ama çok istikrarsız bir takımdı hatırlarsanız ve karşısında yine spor toto severlerin belalarından Sivas Spor var. Onlar da en son Kasımpaşa ile o kar yağışı altında oynanan maçta 0-0 berabere kaldılar. Tabii ki son derece zor bir karşılaşma. Her türlü sonucun çıkabileceği, her türlü sonucun şaşırtmayacağı çıkacak. E, bültenin en zor birkaç karşılaşmasından biri tabii ki burada yeni açtığımız Sportoto grubumuzda Katıl butonu üzerinde bir değerlendirme, bu açıdan geniş bir değerlendirme yapacağız. Ancak şöyle bir e, faktör üzerinden ben ilerleyeceğim burada. Yani Sivas bir anda eksi derecelerden burada İç Anadolu'dan kalkıp Antalya'ya gelecek. Antalya'da şu an bile, yani şu an hani ülkede genelde artık kış mevsimi ama Antalya için hani hafif böyle bir sonbahar tadında, bir ilkbahar tadında geçen bir e, durum söz konusu, bir atmosfer, iklim söz konusu. O yüzden Sivas'da oyuncular bir iklim şoku burada bir kere bence yaşayabilirler. Bunun bir altın çizmek lazım ve e, dinlenen, tabii dinlendiği için, izleyemediğimiz için bir kapalı kutu olma özelliği de var Antalya Spor'un ama dinlenen bir Antalya Spor var. E, onu da atlamamak lazım. Yani burada ben çok ufak farklı da olsa ev sahibine yakınım. Bir tık daha yakınım böyle. Yani bir beraberlik ihtimali tabii ki var. Hatta e, yoğun bir beraberlik ihtimali var ama e, ben bir tarafa kırılması bunun ev sahibi Antalya olmasını bekliyorum sevgili dostlar. O yüzden 1 ve 0 diyorum. Birbirinden çok da ayırt etmeden bir 1 ve 0 olarak değerlendiriyorum. Tabi bu cuma gününde tabi son maçı baktığımızda e, ayı 29'unda düzeltiyorum. Tek maçı ayı 29'unda oynanacak da tek karşılaşma onun da altını çizeyim ve geçelim. Bir sonraki mücadelemize Samsun Spor, Bodrum Spor. Valla sevgili dostlar yani Samsun tabii ki çok iyi bir takım. İç sahada çok etkili, ofansif bir oyunu var. Önde oynuyor burada tabii ki Bodrum'a karşı maçı çözme ihtimali var. Yani golle başladı, ikiyi de attı diyelim artık oradan bu iş dönmeyebilir. Samsun'un hücum gücü gerçekten yüksek. Bu tarz maçları çözebilecek de bir takım dediğim gibi oyun gücüyle maç sonucu bir burada öncelik olur. Ancak ve ancak Bodrum'da değil mi Galatasaray'a karşı 10 kişi kaldıktan sonra da bence ama özellikle 10 kişi kal kalana kadar bayağı da dirençli futbol oynadı. biraz tabii işte kadro olarak ne kadar lig seviyesinde yani lig seviyesi için Süper Lig için ne kadar yeterli bu tartışılır ama iyi niyetiyle mücadele eden bir oyuncu grubu var ve çok yüklenecek bir Samsun Spor'a karşı. Alanyaspor Alanya Spor maçını da gördük yani Samsun e, berabere kaldı belki ama orada Alanya'da da kazanabilirdi. Hakikaten ciddi pozisyonlar da verdi. Tabii Samsun da kazanabilirdi ama dediğim gibi çok da e, pozisyon da veren bir takım ve bir devir haftası iken Spor Toto'da ciddi bir ikram ihtimali varken burada ben büyük sürprize gidelim diyorum yine. Yani tıpkı hangi maç gibi? Geçen bültenin ilk maçı gibi. Eyüp, Çaykur e, Çaykurize maçında olduğu gibi sıfırla değil ikiyle arayalım diyorum sürprizi. Buradaki öncelikli sürpriz e, değerlendirmem iki yönünde olacak. Bir zaten maçın olur. O yüzden bir ve iki yönünde burada değerlendirme yapıyorum sevgili dostlar ve Demirspor Konya maçına geçtik. Yani Konya e, çok istikrarsız, çok güvenilmez bir takım spor anlamında özellikle. Sivas, ya yani Sivas'ta Konya hakikaten gördü mü e, bir, böyle bir dilimizi ısırmak lazım. Bir çekinerek konuşmak lazım ya tabii ki Demirspor'un durumu ortada. Şimdi 5-0 kaybettiler Trabzon'a ama çok da 5-0'lık maç değil yani Demirspor'un da yer yer etkili olduğu pozisyonlar, işte girdiği fırsatlar vardı ya. 5-3 falan bitmesi gereken maç. 5-0 bitti ama bir yerde kırılıyor bu takım. Yani olmuyor, yetmiyor. Yani gücü yetmiyor. Hakikaten öyle bir kadro yok. Düşeceklerdi zaten çok ekstrem şeyler olmazsa ama bir yerde de bir şey yapacaklar yani. Bir yerdeki Kayseri'den puan da almışlardı. Daha önce de puan aldıkları maç var mıydı hatırlamıyorum ama bir yerde bir şeyler olacak. Bir hafta mutlaka kazanacaklar böyle yani hakikaten herkesin ters köşe olduğu maçı gidip kazanacaklar. Böyle bir şey de mutlaka bekliyorum ama o maç bu maç mı? Bence değil ama tek geçebiliyor muyuz? Yani Konya'da söyledik ya yani güvenilmez bir takım diye. Şimdi orada da Recep Uçar geldi ama şimdi kendi kadrosu değil. Devre arasında alacakları gönderecekleri olacaktır hocanın da. Ya bir sürpriz aranmalı bence özellikle sevgili dostlar. Bir devir haftasında içerisindeyken Demirspor'da varken işin içinde bütün Türkiye bu düşük. iki oynayacaktır, tek geçecektir. Ben sıfır alalım diyorum. Yani yine ne yapar eder Konya'yı geriye dönüşse beraberliği alır diye düşünüyorum. Ama sıfırda da atlanmamalı. Yani iki öncelik olur ama sıfırla da bence mutlaka sürpriz aramalıyız sevgili dostlar. Alanya Trabzonspor tabii 5 golle dediğim gibi dönen bir Trabzon oldu. Mutlak kazanması gereken maçı kazandı ama ne kadar ölçü. Demirspor'a karşı atılan 5 gol olduğunda altın çizelim onu da unutmayalım ama tabii ki şu da önemlidir yani milyardan döndük çok kazanmamız gerekiyordu kazandık 5 tane de attık bunun da özgür olacaktır Alanya'da Sami Urlu yönetimde çıktı ilk maçta Samsun deplasmada hiç fena sinyaller vermedi bir de şöyle bir şey var bu karşılaşmayı yani sizler de mutlaka bakmışsınızdır analiz ederken çok dikkat çekiyor zaten Alanya'daki maçlarda inanılmaz bir Alanya Spor üstünlüğü var Trabzon'a karşı öyle böyle değil öyle böyle değil hakikaten öyle böyle değil o yüzden bunu da bence bir cebimizde tutmamız lazım. Evet 5 gol attı Trabzon ama Alanya deplasmanında Demirspor'a kadar, iç sahada olduğu kadar işi kolay olmayacak. Ben e, yine de Alanya'nın da hani böyle çok net olarak yanında yer alamıyorum. Henüz Alanya'yı da o seviyede görmüyorum. Henüz bir iki hafta daha geçmesi lazım. Sami Ulu'nun da böyle net olarak e, kendi efektine hissettirilmesi adına. O yüzden Trabzon'da böyle o geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 3 tane 4 tane gol yiyerek gidip net bir şekilde kaybedeceğini de düşünmüyorum. O yüzden sıfır tercih burada çok ağır basıyor sevgili dostlar. Böyle tam da bir karşılıklı gol var maçı bu. İddia yayınlar, yayınlarımızı izleyen dostlarımız bilmiyorum buradalar mı? Çünkü Sport Oto'nun çok farklı, çok nevi şahsına münasır bir kitlesi var. Yani çok da büyüklerimiz falan da izliyor. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Ama varsa iddia izleyicilerimiz de şu anda burada olan bir yorumlarda selam göndersinler. Şimdiden bir mesela tercih hafta sonu yayınımız için paylaşmış olalım bu tam bir karşıt gol var maçı yani bu maç bence ya 1-1 ya da 2-2 biter güzel de maç olur. O yüzden ben direkt sıfır diyorum sevgili dostlar. Burada iki takımı gerçekten ayırt edemiyorum. Trabzon değil mi? Nispeten hani daha büyük bir takım. Maçın doğal favorisi, kağıt üzerindeki favorisi ama Alanya'da iç saha avantajı var. Yeni teknik direktör ama ağam an bir durumda değil. O yüzden bence tekten haftanın sıfır atılabilecek, sıfır denebilecek, beraberlik denebilecek karşılaşmalarından biri. Diyelim ve geçelim. Başakşehir Göztepe maçına e, şimdi tabii o kadar maç kaybetti ki Başakşehir o kadar puan kaybetti ki Göztepe mi geldi şimdi Beşiktaş'a e, dolma başladı 4 tane attı. Bütün Türkiye burada Göztepe tarafına gidecektir ki olması gereken de mantık çerçevesinde bu e, Başakşehir bu kadar sistemli bu kadar özgüvenli oynayan Beşiktaş'a da gelmiş 4 tane atmış bu Göztepe'ye karşı Sıkıntı yaşama ihtimali çok yüksek yani bu maçın futbol çerçevesinde sadece yeşil yeşil sağlar çerçevesinde olması gereken ne de düz mantık iki Göztepe gelir burada da Başakşehir yener gider böyle düşünülür ama herkesin artık Başakşehir'den bıkıp Göztepe tarafına gideceği hafta olduğundan kaynaklı bence Başakşehir tarafına da gitmemiz lazım yani bir ve iki diyorum burada özellikle bir tercihinde altını çiziyorum yani çok dikkat edersen çok futbol mantığı üzerinden değil biraz daha stratejik olarak biraz daha sportoto e, mentalitesiyle yaklaşarak böyle bir değerlendirme yapıyorum. Ben e, bir kazanan çıkmasını burada bekliyorum. E, Rize Kayseri Spor Kayseri savunması evlere şenlik Fenerbahçe'ye karşı gördük. Yenen 6 gol. 10-0 falan da 10-0 değil tabi. Kayseri de 2 tane de gol buldu. Yani böyle bir 10 3, 10'a 4 falan da rahatlıkla bitebilirdi karşılaşma. Korkunç bir savunması var e, Kayseri'nin. Tabii şimdi Rize'de iklim şartları, sağ şartları ne olacak? Yani geçen sene böyle balçık gibi sahada da oynandığını e, hatırlıyorum bu tarz maçların. Yani bu da etkileyebilir ama hakikaten Rize'de iki haftadır e, iyi sinyaller veriyor. Biraz istikrar problemi vardı. Yani Rize'de şunu göreceğiz. Mesela bu maçı ben kazanmalarını bekliyorum zaten. Şimdi tercihinde söyleyeceğim ama önümüzdeki haftada kazandılar dedim. Sonra da kazandılar. Bir yerde alışa alıp başa sarıyorlar. Yani istikrar problemi. Anadolu'nun zaten bu klasik problemidir. Böyle bütün sezonu ee, devam edebilen, bütün sezon böyle belli bir seviyede devam edebilen çok takım çıkmadı. İşte bir Bursa Spor örneği var biliyorsunuz. Ertuğrul Sağlam'la şampiyon oldukları sene. Öyle bir istisna var. Sivas Spor mesela değil mi? Rekabetçi olduğu bir iki sene var. Çok Gülen uygun ilk dönemde, çok uzun yıllar önce. Ama e, hazır kıpırdanan, ivmesini yukarı e, çıkaran bir Rize varken, ne olursa olsun hiç oynuyorken ve Kayseri'nin bu kadar fecaat bir savunması varken bence haftanın teklerinden birini burada risk alarak atmalıyız sevgili dostlar. Ben Rize tarafındayım burada ve maç sonucu bir olarak tek geçiyorum. Bütün konularında tek geçiyorum. Böyle bir risk alıyorum. Neden risk? Çünkü bir anada hep söyledim. iki anadolu takımı birbirine karşı oynuyorken her şey olabilir. Üç ihtimalle karşılaşmalardır ama dediğim gibi e, ben tek tercihim burada maç sonucu bir yönde oldu. Tek değerlendirmemi bu şekilde yaptım. Galatasaray Eyüp Ya tabii ki Efspor e, hep söylüyoruz ya. 40 yıllık süper lig takımı gibi oynuyor. E, Rize'ye karşı Tabii mağlup oldular. Defansif safiyetleri de var. de bunları iyi değerlendirdi. Ee, sıkıntı yaratmaya büyüklere karşı da yegane problem yaratma ihtimali olan takımlardan biri. Sistemli bir takım. Arda Hoca ilk teknik direktör deneyimde iyi bir sınav veriyor şimdiye kadar ama hani gidip de Rams Park'ta da Galatasaray'a diş geçirmesi çok kolay değil. Yani Galatasaray ve iç saha faktörleri özellikle birleştiğinde yani Galatasaray çok az takılıyor iç sahada. Bir tane iki tane maçta maksimum. Geçen sene de gördük bunu. Önceki sene de gördük. Maksimum bir tane iki tane maçta takılıyor. O maçlardan biri bu maç olur mu? Ben çok sanmıyorum. Yani gol görebilir karşısında Galatasaray. Evspor spor yer yeri etkili olabilir ama yani fazlasını atabilecek gücü bence var ilgili dostlar. O yüzden tekten bir olarak e, bu karşılaşmayı da değerlendirerek bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Fenerbahçe Antep valla çok kolay maç olmaz bence. Çünkü Antep'te gol bulabilen takım. Yani hep diyoruz ya işte büyüklere karşı bir takım gelip puan alacaksa gol veya goller hatta goller bulması lazım. Yani burada Antep ee, bir tane bulmaya aday bence. Hakikaten hücum gücü de fena değil. İşte etkili yabancıları falan var ama Antep'te Antep'in dışına çıktığında biliyorsunuz çok zorlanan bir takım. E şimdi Kadıköy atmosferi Fenerbahçe 6 gollü bir galibiyet almış Kayseri'ye karşı. Tabii şey bilmiyoruz. Eee Slavia Prag maçında neler olacak? Perşembe günü yarın. Onu bilmiyoruz. Ben onları bilmeden bu değerlendirmeyi yapıyorum ama Fenerbahçe iç sahada taraftar kazanmaya yakın olduğu bir karşılaşma. Ben ne yapar eder kalesinde gol, gol de görürse zorlansa da kazanır diye düşünüyorum. Haftanın yine teklerinden birini burada bir olarak atıyorum. Ee, dediğim gibi Antep'te biraz deplasman işinde halletmeli. Yani Antep'in potansiyeli daha yüksek. Antep küme düşmeme mücadelesi veren bir takımdan ziyade üst tarafı ilk 7'yi 8'i zorlayabilecek potansiyeli sahip bir takım ama bu deplasman işini çözmesi lazım. Biraz da kadro kalitesini tabii yükseltmesi lazım. O maddi sıkıntılar falan e, bilmiyorum ne kadar çözüldü bir işte kaynak falan şehirden bulunduğu söyleniyor ama dediğim gibi işin o kısmını bence Halletmeler diyelim bir sonraki maçımıza. Geçelim aynı zamanda e, Süper Lig'in son maçı olacak bu. Hatay Spor, Beşiktaş mücadelesi. Tabii ki Beşiktaşlılar isyanlarda, haklılarda ama e, yani biraz da belliydi. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'la rekabet edecek bir kadro. Beşiktaş kurmadı. İyi eklemeler yaptı tabii ki. Rafa Silva, Immobile, Gabriel Paulista, Jetson. Biraz daha kaliteli oyuncular yanında olduktan sonra e, performans yükseltti ama bir yere kadar bir yere kadar yani yok ya yani hakikaten e, Beşiktaş veya özellikle Fenerbahçe'nin rotasyonunun rotasyon gücünün Fenerbahçe'nin çok da geniş de bir kadrosu var. ya yani alternatifleri de fazla. Galatasaray'ın alternatif olmaz ama alternatif olmaz, az ama e, söyleyemedim de e, ilk 11'i çok kuvvetli. Mesela bunların hakikaten bir buçuk iki gömlek altında bir Beşiktaş kadrosu var. Ya yani çok iyi oyuncuları var bazı yerlerde. Dünya çapında bir forveti var. Rafa Silva çok önemli bir hücum oyuncusu. Hakikaten e, Aralara falan sızabilen, gol yapabilen, asist yapabilen ee, yani direkt tabela oyuncusu. Hakikaten iyi bir oyuncu. raşitsa ise ligimiz için yine önemli oyuncu ama işte orta saha kalanları yani Cessu'nun yanı mesela. Geri tandem Paulista'nın yanı. iki bek. Yani hakikaten orada Svensson Beşiktaş'ın mesela sağ beki olur mu? Masuaku. Bir maçı sana bir maçı çözer sana. Bir duran top golü atar. Acayip bir orta yapar. Dört tane beş tane maçta da üst üste yakabilir. Keza mesela Mert Günok sürekli sakatlık problemi yaşıyor. Bir orada farklı bir mesela daha net, daha güvenilir bir kaleci olabilir mi? Yani Beşiktaş'ın eksikleri çok fazla. Kulübe zaten yok baktığımızda. Biraz da çok da sürpriz değil yani baktığımızda. Beşiktaş ekstra puanlar da topladı sezon başında. O yüzden e, ben bu düşüşü çok e, ne yazık ki yadırgamıyorum. Bu tabii ki şey maçı. Teknik direktör fan Brokos için de ya tamam ya devam maçı. Ya ölüm yakalım maçı. Ben de öyle olur diyorum. Ya ölür diyorum. Hoca da Beşiktaş'ta ya da kalır diyorum. Ya kalsa bile ben dediğim gibi çok şampiyonluk yarışta olacak Beşiktaş beklemiyorum ama en azından iddiasını sürdürebilir. Hatay da dedim ya, ritmini yükseltti. Son birkaç maçtır aldığı puanlar, galibiyetler dikkat çekiyor. O yüzden Hatay da yarılı Beşiktaş'ı e, kanadı kırık kartalı yakalamışken kazanabilir. Yani 1-2 diyorum. Beşiktaş galibiyeti zaten maçın normal olurudur. Diyelim geçelim Avrupa maçlarımıza. Yine burada bir fende soluklanayım. Tabii 23. dakikadayız. Beyni bırakmayan dostlarımız az şöyle bir beni desteklerini tekrar hatırlatalım. Lütfen kanalımıza henüz abone olmadıysanız da abone olmayı da e, unutmayın sevgili dostlar diyelim. Dortmund-Bayern maçı bu der klasika yani Alman futbolunun önde gelen e, rekabetlerinden, karşılaşmalarından biri. Bayern'in çok üstünlüğü olduğu bir karşılaşma. İçeride dışarıda e, çok tarihsel üstünlüğü var. Bir işte e, geçen sene biliyorsunuz artık Bayern'in knockout pozisyonda olduğu e, dönemde kazandığı bir Dortmund'un deplasmanda önler azarında kazandığım maç vardı. Jürgen Klopp döneminde e, Dortmund'un yine Bayern'e karşı şansı tutuyordu daha ileride ama e, hani şu anda iki takımı kıyasladığımda Dortmund biraz daha istikrar problemi olan tarafta. Bayern daha net olan taraf. Yani Bayern tarafına yakın gözüken karşılaşma ki şunu da söyleyeyim. Ya benim hala bakın ya dün Paris'te yendiler 1-0. İşte ligde en son Augsburg 3-0 yendiler. Çok 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 yüksek ihtimal. %90 95 artık ligi buradan götürecekler gibi. Çünkü puan farkını da çok açtılar ama hala da Vincent Kompany hakkında benim şüphelerim var. Yani adam da hakikaten iyi başladı. Yani 37-38 yaşında çok genç bir teknik direktör. Çok deneyim az ama hani yaşının e, burada hani bayan tecrübesizliğinin yaşının altında bayan isminin altında ezilmedi mesela. Hakikaten hocaya da kredi vermek lazım. Yani ben kovulabileceğini bile düşünüyordum yani. Böyle hakikaten çok doğru bir seçim olduğunu düşünmüyordum. E, ama iyi işler yapıyor. Ama işte ya Bayern Münih teknik direktörü de sevgili dostlar. Yani ben şimdi Bayern Münih teknik direktörü deyince Yurpan Kes geliyor aklıma mesela. Ne bileyim yani bir Hansi Flick geliyor mesela. O tarz isimleri görmek istiyorum. E, o yüzden ya, hala bir şeyim var. Yani Bayern Münih'le böyle Vensan Company adını yan yana koyuyorum. Ben de olmuyor yani. Eğreti duruyor. Yani ligi dediğim gibi alacak muhtemelen ama Şampiyonlar Ligi'nde ben çok 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 ileri seviyelere gidebileceğini mesela sanmıyorum. Mesela Gladbach değil mi olsa böyle ne bileyim Mainz olsa bir daha böyle Vensan Company isimleri oturabilir ama Hoca da iyi gidiyor yani. Adamın da hakkını vermek lazım. Adam da bana e, gelip burada ya sen ne anlatıyorsun? Ligde kaç puan fark yapmışım. Şampiyonlar Ligi'de bir Barcelona'yı kaybetmişim. O zaman da Barcelona uçuyordu da. Diyebilir tabii ki. Saygı duyuyoruz. Ama e, Bayern tarafına yakın bir karşılaşma olarak gözüküyor. Tabii Dortmund'u şöyle bir şey var. Zidane'i Iduna park'ta bütün maçlarını kazandı adamlarda Acayip bir şey. İçtiharda bütün maçlarını kazandılar. Celtic'e falan değil mi? Şampiyonlar 7 tane falan attılar. Deplasmana gidince bir şeyler oluyor bu takıma. O yüzden diyorum ya bu Bayern'e de ben bir şey bekliyorum böyle. 2-3 hafta bir City kadar olmayabilir. Az sonra City maçına da geleceğiz ama 2-3 hafta falan Bayern'de mutlaka sallanacağı bir dönem gelecek. Ha, şimdi gelir mi bilmiyorum. ama Dortmund tarafından da burada bir şeyler aranması lazım. Çünkü iç sahada oynuyor. Acayip iç sahada adamlar uçuyorlar. O yüzden iki öncelik olur. Bayern kazanacak gibi gözüküyor. Bir de Dortmund tarafında bence gitmekte fayda var burada. Beraberlik ihtimali dışarıda. Bırakıp sevgili dostlar diyelim. Mars ile Monaco güzel maç olur. Karşılıklı gol var maçı bu da. Bakın Trabzon'la hemen bir kombin yapabilirsiniz. Ben de bunları zaten paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bu yayınımızı izleyenlerde de böyle bir e, tip vermiş olalım. Böyle bir tüyala. vermiş olalım. E, tabi tabii Marsilya ile yine Veled çok enteresan. Marsilya ile iç sahada Veledrum'a geldi. Çok sıkıntı yaşıyor. Deplasman'da ligin en iyi takımlarından biri. Daha geçen değil mi? İddia izleyicimiz hatırlarlar. Lans deplasmanında favori olmadığı maçta iki golünü değerlendirdi. Deplasman bir buçuk üstü değil mi? 1.26'dan. 2.26'dan düzeltiyorum. Ne 1-26'sı? Allah bereket versin. Ee, tabii iç sahada oynaması kaynaklı. En son iç sahada oynadıkları maçı hatırlayın. Okser'den ilk yarıda 3 tane gollemişlerdi. İkinci yarı full taraftarları, kendi taraftarları, tribünleri ıslıklamışlardı. Ee, tabii ki o yani lans maçı işte bir milyara girdi. Lans galibiyeti geldi. Deplasmanda bir, yani direkt takımın karşısında geçmeyecekti tribünler ama oyuncular tedirgin oynayacaklardı. Yani Marsilya iç sahada çok tedirgin oynayan bir takım. Ee, ben o yüzden ya yani tabii şöyle bir şey var. Monaco'da gerçekten iyi işler yapan, geçişlerde tehlikeli işte ön çok hareketli oyuncu olan bir takım. Ee, ben Segirler falan siyah oyuncular çok tehlikeli. Ee, ben iki takımda burada birbirine karşı gol bulur diyorum. İddia yerimiz için karşı gol var diyorum. Çok da güzel bir beraberlik maçı bence. Tam da 1-1 geçiyor aklımdan. 1-1'de falan da kalabilir bu karşılaşma. Devam da edebilir. Yani 2-2'ler iki falan da görebiliriz ama ben bu maçın beraberliğe kitlenmesini bekliyorum. Marsilya'nın bu kez İç sahada dağılacağını düşünmüyorum. Ama e, Monaco gibi etkili bir takıma karşı da kazanabileceğini de çok fazla düşünmüyorum. Monaco'ya da galibiyet yazamıyorum. Hem Şampiyonlar Ligi dönüşü olması kaynaklı. Benfica'ya karşı yine yıpratıcı bir maç oynayacaklar. Hem de ne olursa olsun Valedron'dur yani. Marseille'de da, de Plasmon'da Milyara'dan galibiyetle başlamış, galibiyetle dönmüş. O yüzden güzel bir sıfır maçı bence. Güzel bir beraberlik maçı sevgili dostlar. E, dileyenler burada da tekten sıfır atabilirler diyelim. West Ham Arsenal maçına geçtik. Ee, zor olacak ama zor olacak ama bir şekilde Arsenal'ın virajı bu zor virajı döneceğini düşünüyorum. West Ham'da tabii Newcastle deplasmanda 2-0 kazandı ama Newcastle'ın şu andaki içinde bulunduğu durum çok yanıltıcı olabilir. Yani Newcastle'lıo geçen senelerin falan çok gerisinde. Mutlaka içeride zorlar West Ham. Bu da bir Londra derbisi zaten ama Arsenal milli aradan iyi döndü. Fabrik ayarlarına döndü. Hatta fabrik ayarlarında biraz üzerinde performansa döndü. Önce e, Nottingham Forest galibiyeti içeride sonra 5 golü Sporting galibiyeti. Bence Arslan'dan devam sevgili dostlar. Ben direkt maç sonucu 2 diyorum burada. Zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Bütçeniz varsa sıfır koyabilirsiniz ama ben dediğim gibi Arslan'da burada. Bu hafta üzerinde güvenmek istiyorum. Chelsea-Aston Villa maçı valla şöyle söyleyeyim. E, tabii ki Chelsea'nin içinde bulunduğu durum gayet iyi. E, yeni hocasıyla beraber hücumda özellikle çok iyi işler yapıyorlar. İç sağlığı maçı kazanmaya yakınlar. Aston da iyi bir dönemden geçmiyor. İstikrar problemi var ama... %68 sevgili dostlar. %68'e Chelsea oynarmış. Karşıdaki takım Southampton Leicester City falan değil. Karşıdaki takım Aston Villa. Aston Villa işin içinde varsa spor otobülteminde varsa mutlak sürpriz aranmalı. Bakın %20'ye yükselmiş. Ben yayına girmeden 10, 18 16larda falan 18'de falandı galiba. %20 olmuş. Biraz artmış yüzdesi. %20 beraberlik %12. Maç sonucu 2 ben direkt %12 diyorum devir haftası da varken büyük bir sürpriz aramakta bence fayda var. Tıpkı hangi maçtaki gibi e, Samsun Bodrum maçında olduğu gibi burada da büyük balığa gidiyorum sevgili dostlar. Bir olması gereken normal şartlarda Chelsea bu Aston Villa yakalamışken kazanabilir tabii ki ama iki çok büyük sürpriz. Sport Auto mantalitesiyle e, bu şekilde değerlendiriyorum. 1 ve 2 yönünde. Liverpool City tırnağı açıldı mı? City'nin artık lakabine bu hafta kazanır. Tamam ona kaybetti ama bu hafta kazanır. Ya tamam 4 tane yedi ama şeyden toplumdan. Feyenoord'u yener. Çok güzel geliyor değil mi gerçekten? 5 maçtır 6 maçtır. Şahane galibiyetler alıyor City. Sevgili dostlar bir takım momentumunu kaybettiyse, havasını kaybettiyse artık fokur diyorsa içeride bir takım kaynamalar, fokurdamalar varsa o takımdan uzaklaşmanız lazım. Hatta depara kalkmanız lazım. Özellikle iddia oynayanlara, bahis oynayanlara buradan sesleniyorum büyük takım diye bu hafta kazanır, o hafta kazanır, bu hafta olmadı, onu yener, o olmadı, bunu yener, o olmadı, Feyenoord yener. Ne oldu? 3-0'dan 3-3. O artık o gitti mi gidiyor, gitti mi gidiyor. Tabii ki bir yerde kazanacak. Tabii ki bir yerde kazanacak. Hatta belki de bu maçta kazanacak. Buradan da tercihimize geçelim. Herkes değil mi? City'den bıktı, küfürler ediyor. Muhtemelen şu anda bu yayınımızı izleyen birçok izleyicimiz lanet okuyor City'ye. Şimdi herkes burada Liverpool tarafına gidecek. Liverpool uçuyor çünkü. Yeni hocasıyla inanılmaz işler yapıyor. Adam geldiği gibi direkt etki etti. Ayağının tozuyla çok da başarılı bir teknik direktör. Olması gereken yine nedir burada? Yani Başakşehir şey gibi. Göztepe gibi. Burada olması gereken knockout olmak üzere City. Bir, bir, yumruk daha iyince knockout olacak neredeyse. O son yumruğu atmak, atmak durumda Liverpool yani. Atma ihtimali çok yüksek. O yüzden olması gereken bir bütün Türkiye 1 ve 0 oyuncağı için 2'yi de işaretleyeceğiz. 1-2 diyorum o yüzden. Yani Altında mantık var mı? Yok. Bu City'yi bu City gelip burada Liverpool'un normal şartlarını nasıl yenecek? Ama işte büyük maç. Futbolun tılsımı büyüsü de bunlar da önemli sevgili dostlar. Ve bence mutlaka burada herkesin elini ayağını City'den çekeceği hafta olduğu için City'ye gitmek lazım. Bakın herkesin elini ayağını Başakşehir'den çekeceği hafta olduğu için Başakşehir'e gitmek lazım. Biraz da sport oto. Bence benim kendi e, şahsi görüşüme göre bu şekilde oynanmalı. Sadece sağa içinde kalarak, sadece teknik yorum yaparak çok bir şey kazanılmıyor. Biraz da işin e, zihinsel kısmında zorlamak lazım. Ekstra şeylerde kimsenin aklına gelmeyecek şeyler de denemek lazım diye düşünüyorum. Son maçımıza geçiyorum. Fiorentina Inter Inter'in kaybetmesini beklemiyorum. Çok sağlam bir takım savunması var ama zor bir deplasman. Beraberlikte de, geçen hafta Milan Juventus berabere kalmışken bu maçın beraberliği de ne Fiorentina'nın ne de Inter'in canını yakar. O yüzden sıfırında bence mutlaka alınması gerek sevgili dostlar. Oluru maç sonucu ikidir. Inter kendi hücum bir şekilde düşük skorla da kazanabilir. 2-0 yani 0 ve 2 tercihlerini çok da birbirinden ayrım yapmadan sizlere öneriyorum son maç olarak ve yayınımızı burada sonlandıralım. 32 dakikalık bir yayın oldu. Ben tabii anlatım yaparken e, keyif aldım. Sizlerle burada etkileşimde olmak da tabii ki çok keyifli. Umarım sizler de tabii keyif almışsınızdır ve bir şekilde de umarım faydalanırsınız. Yani kimi dostlarımız her zaman söylüyorum sürprizci oluyor. Çok sürprizler alıp değerlendirme yapıyorlar. Bazen işinden, işin içinden çıkamadığı maçlar oluyor bazı izleyicilerimizin. 2 tane 3 tane maçta Karar veremiyorlar, benim fikirlerimi başvuruyorlar. İşte kimi dostlarımız değil mi? Çok e, hafta ciddi miktarlar arıyorlar spor totoya, formül yapanlar var, ciddi e, düz oynayıp işte işte şeylerden sanal bayilerden hatı sayıları bütçeler acıyanlar var. E, bir şekilde faydalanmanız yani burada benim de burada olma amacım bu kadar değil mi? 30-35 dakika konuşuyor olmanın acı. tamamen bu yönde. O yüzden e, yayın hoşunuza gittiyse faydalandığınızı düşünüyorsanız benim de döktüğüm dilin hatırına şimdi yine suya saldıracağım acayip dilim kuruyor. E, beğen desteklerini bir kez daha unutmayın çıkmadan kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hem içeriklerimizi kaçırmamak adına hem de bizlere destek vermek adına ve tekrar hatırlatıyoruz. Yeni sporta daha doğrusu yeni değil ilk, ilk kez açıyoruz. Sporta da grubumuzda açtık çok cüzi çok sembolik bir e, ücreti var. E, gelip oradaki ekstra değerlendirmelerinizden de faydalanmak için işte kapatılacak maçlar geniş bütçeyle form üzerine oynayanlar için ee, çifte şans ama hani çifte şans nasıl dağıtılabilir? Bir yerde 1-0, bir yerde 0-2 ya da işte bir yerde 1 ve 2 gibi. Bunları değerlendireceğiz. Perşembe gecesi bir son karar. Orada analizi mutlaka yayınlayacağız. İşte Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçlarını gördükten sonra Perşembe günü teknik adam değişiklikler olursa bunlar üzerinden tekrar bir karar değişikliğimiz olabilir gibi gibi. Yani ekstralarımızda yayında olmayan e, tercihlerimiz, analizlerimiz, paylaşımlarımızda yeni SporToto grubumuzda olacak. Katıl butonu üzerinde Sport Auto Extra ismiyle görebiliyorsunuz. Dilerseniz de oradan abone olup topluluk sekmesinden kanalın paylaşımları takip edebiliyorsunuz diyelim sevgili dostlar ve sizlerle vedalaşalım. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize kolonlarınızda bol şanslar çünkü kolon şansı olmazsa olmaz. Sadece sürprizleri yakalamak Sadece doğru tercihleri tespit etmek de yetmiyor. Onların aynı konularda denk gelmesi lazım. O yüzden çok zor bir oyun gerçekten. Çok zor bir şans oyunu ama hepinizin şans yanınızda olsun. Kolon şansı yanınızda olsun. Bir sonraki haftanın e, tercihleriyle yayınla görüşmek üzere. Hoşçakalın.